Burada tanımı verilmiş istatistiki bir araştırma var. Sizden videoyu durdurmanızı, tanımı okumanızı ve bu araştırmanın bir örneklem araştırması mı, gözleme dayalı bir araştırma mı yoksa bir deney mi olduğuna karar vermenizi istiyorum. Ayrıca size verilen bilgiler ışığında ne tip sonuçlar elde edebileceğinizi de düşünün. Haydi bakalım gelin şimdi bir de soruyu birlikte okuyalım. İngiliz araştırmacılar çiftçilerin ineklerine davranışları ile ineklerin süt verme randımanı arasındaki ilişkiyi incelemek istemişler güzel çiftçilerin ineklerin mental kapasiteleri hakkındaki düşünceleri ineklere davranışları ve ineklerin süt randımanı ile ilgili bir anket hazırlamışlar Anket Büyük Britanya'daki tüm çiftlik sahipleri tarafından doldurulmuş. Sonuçları inceledikten sonra ineklere isimleriyle seslenilen çiftliklerde süt randımanının ortalama 258 litre daha fazla olduğu tespit edilmiş. Gerçekten çok ilginç. İneklere isimleriyle hitap ettiğinizde süt randımanı artmış. Şimdi burada iki değişken arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Öyle değil mi? Birincisi ineklere isim verilip verilmediği. Evet. Bu kategorik bir değişkendir. Çünkü her çiftçi için ya Evet yani ineklere isim verilmiş ya da hayır yani ineklere isim verilir mi canım <laughs> olacak öyle değil mi? Evet bununla süt randımanı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırıyorlar. Süt randımanı da kantitatif yani sayısal bir değişkendir çünkü litre türünden ölçülebilir. Araştırmacılar bu iki değişken arasında bir bağlantı bulmuşlar. İneklere isimleriyle seslenilen çiftliklerdeki süt randımanı ortalama 258 litre daha fazlaymış. Öncelikle bunun ne tip bir araştırma olduğunu bulmak istediğimi söylemiştim. Evet. Örneklem araştırması mı? Gözleme dayalı bir araştırma mı? Yoksa bu bir deney mi? Örneklem araştırmasında daha geniş bir popülasyona ait bir parametre için tahminler yapılıyordu öyle değil mi? Burada herhangi bir tahmin söz konusu değil. İki değişken arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırıldığı için de aklıma hemen gözleme dayalı araştırma geliyor. Gözlemlerimiz sonucu iki değişken arasında bir bağlantı, pozitif veya negatif bir korelasyon bulabilir miyiz? Büyük Britanya'daki çiftliklere anket uygulanmış ve bu ikisi arasında bir bağlantı bulunmuş öyle değil mi? Evet bu kesinlikle gözleme dayalı bir araştırma. Evet bu bir deney değil. Çünkü eğer deney olsaydı çiftçileri rastgele gruplara ayırır, grupların birindeki çiftçilerden ineklerine isim vermelerini diğerindekilerden de isim vermemelerini isterdik. Aradan bir süre geçtikten sonra da isim veren grupla isim vermeyen gruptaki süt üretimini mesela bir yıl ya da altı ay sonra ölçümlerdik. Evet, bana böyle bir şeyin söz konusu olmadığı konusunda da katıldığınızı düşünüyorum. Burada tüm çift çilere aynı soruları sorup ineklere isim vermekle süt randımanı arasında bir ilişki bulduğumuz için bu bir deney değil gözleme dayalı bir araştırmadır. Peki buradan ne tip sonuçlar çıkarabiliriz? bize ineklere isim verildiğinde süt randımanının ortalama 258 litre daha fazla olduğunu söylüyorlar bu yüzden büyük britanya'daki süt çiftlikleri için ineklere isim vermekle süt randımanı arasında pozitif bir korelasyon olduğunu söyleyebiliriz bunu hemen not edeyim büyük britanya'daki süt çiftlikleri için ineklere isim vermekle süt randımanı arasında pozitif bir korelasyon var. Evet, sanırım bu kadar. Bazıları burada bir nedensellik olduğunu da iddia edebilir tabii. Gözleme dayalı araştırmalarda örneğin buradakinde süt randımanının artmasının sebebinin ineklere isim verilmesi olduğunu düşünebilirler ya da tam tersi. İnekler daha fazla süt üretince çiftçiler onları çok sever ve onlara isim verirler diye düşünebilirler. Kısacası süt randımanının artmasının isim verme sebebiyle ya da isim vermenin süt randımanının artması sebebiyle olduğunu düşünebiliriz. Gözleme dayalı araştırmalar nedensellik ilişkisini kurmak için yeterli değildir ve bunun için iyi bir deneye ihtiyaç vardır. Deneye ihtiyaç duyulmasının sebebi bu iki değişkeni de etkileyen başka bir değişken olabilme ihtimalidir. Örneğin

İyi bir çiftçinin tanımını çeşitli şekillerde yapabiliriz ama iyi bir çiftçinin ineklerine isim verme ve daha fazla süt alma ihtimali diğer çiftçilerden daha yüksektir ve bu değişkeni kontrol altına alıp isim vermenin fark yaratıp yaratmayacağına bakabiliriz. Fark yaratmayabilir de yani çiftçi iyi bir insansa ineklerini seviyor ve onlara çok iyi davranıyordur. Bu durumda ineklerin daha fazla süt vermeleri için isimlendirilmelerine de gerek olmayabilir. Tam tersi tersi şekilde ineklere çok kötü davranan çiftçiler için de isim vermek herhangi bir fark yaratmayacaktır. Bu yüzden de gözleme dayalı araştırmalar eğer doğru bir şekilde yapılırlarsa bize iki değişken arasında korelasyon olup olmadığını gösterirler. Nedensellik ilişkisi olup olmadığını değil.